Hamsili pilav. Pilavı için 1 kilo hamsi, 2 su bardağı pirinç, 2-3 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 adet soğan, 1 tatlı kaşığı salça, 2 su bardağı su, 1 su bardağı mısır unu, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı nane, 4-5 dal maydanoz, 1 çay kaşığı karabiber. Üstünü süslemek için birkaç dal maydanoz, 2 adet dilimlenmiş limon. Tavayı yağlamak için ayçiçek yağı. Şimdi Dilek'cim, hamsili pilav aslında birçok Karadenizli'nin bildiği meşhur bir yemek değil mi? Evet. Oraya ait. Bunu sen biraz daha böyle mesela börek diyorlarmış normalde orada. Biz daha böyle pilavlı daha şekilde pilav yapacağız. Aynen. Çok güzel bir şey. Tamam. Evet. Neyle başlayalım? İlk önce soğanlarımızı doğrayacağız. Tamam. İnce ince. Pilavımızı hazırlayacağız ilk önce. Hı-hı. Sonra hamsiler de pişecek. Sonra hamsileri de hepsini sırayla pişeceğiz ilk önce ama pilavımız hazır tamam. olsun. O zaman sen soğanlarını doğra. Tamam. O sırada biz de birazcık sohbet edelim. Tamam. Anlat mesela neler yapıyorsun, evli misin, çoluk çocuk var mı? Evet evliyim, iki tane çocuğum var. Oh İkisi maşallah. Bu arada kaç yaşındasın? 27 yaşındayım. Gençsin ya, iki tane çocuk. Genç evet. anne olmuşsun sen de değil mi? Kesinlikle. Sen çalışıyor musun bu arada? Evet ben de çalışıyorum. Ne Özel yapıyorsun? Bir okulda aşçılık yapıyorum. Oo, o zaman sen ustasın bayağı ya. Değil mi? Yok. İşin ustası gelmiş bugün mutfağımıza. Çocuklara yemek yapmak nasıl oluyor? Biraz bahsetsene. Yemekhane var sanırım. Değil mi? Özel okul olduğuna göre. Evet. Yemekhane tarafında aşçısın. Kesinlikle. Biraz ya anlat böyle bize. 70 kişilik falan bir yemek çıkartıyorum her gün. Her gün. Tek başına bir ekibin vardır herhalde değil mi? Hayır. Yardımcılar. Ben tek başıma Kız, yapıyorum. Kız nasıl yapıyorsun 70 kişiyi? Biz hani böyle 3-5 kişiye yemek zor yapıyoruz. Ama ben sadece yemeklerini yapıyorum, hazırlıyorum. Öğretmenleri falan var zaten. Hepsinin yemeklerini yediriyorlar çocukları. Ama ya benim hiç zoruma gelmiyor. Çünkü çok kolay. Yani her gün artık yaptığım yemekler olduğu için peki, problem olmuyor. Peki 5 günü orada mısın sen? Mesela evet. o gün sabahtan gidiyorsun diyelim. Yemekhaneye girdin. İşte çocuklar öğle saatine gelmeden önce sen bütün hazırlığını, evet, yemeklerini yapmış oluyorsun. Evet, saat 11.30'da yemeklere geliyorlar. Ve 11.30'da 2-3 çeşit yemeğim hazır oluyor. Peki önceden belirli mi menünüz, nasıl oluyor? Onu çok merak Tabii ediyorum okulların şeyin altına. Tabii ki. Müdürler hazırlıyorlar menüyü. Bana haftalık menü çıkartıyorlar. Alışveriş yapılmış oluyor zaten. Evet, alışverişimiz yapılmış oluyor. Hepsi geliyor. Ben her gün yapıyorum hani listede ne yazıyorsa. 3 çeşit mi var yemekte? Evet, 3 çeşit oluyor. Çorbası işte. Bir pilav ana gibi yemek. Bir şey, ana yemek evet. değil mi öyle? Meyve falan tatlı oluyordur bazen belki. Aynen. Zor değil mi ya o kadar kalabalık yemek yapmak? Yo, hiç zor değil. Diyorsun ki mesela alıştım artık. Pilav yapıyorsun da çok yapıyorsun. Evet. Hani o da öyle mesela, gitmiş oluyor. 20 bardak pilav yapıyorum. 20 bardak, pilav. O zaman senin tabii kazanlar da vardı böyle kocaman kocaman Aynen. değil mi? Ya şimdi böyle küçük tencereler görünce bir tuhafıma geliyor zaten. Asıl şekerim biz de yani ekip kalabalık hani o kadar 70 kişi de değiliz tabii ki. Sana biraz zor gelir bugün küçük evet, porsiyonlar yapmak. Kesinlikle. Peki evde yemek yapmak bu sefer yorucu olmuyor mu işten çıkıp eve gitmek? Ya kesinlikle eve de gidiyorum. Hani bir de evde yemek yapıyorsun akşam. Aynen, çocuklara hemen bir yemek çıkartıyorum. Bazen işim yemeğini yemiş oluyor, bazen öyle otaş geliyor birlikte. Biraz yorucu. Yemeğimizi yiyor. Evet, değil mi? Kesinlikle çok yorucu oluyor. İyi, peki yemekhaneden yemek alsan eve? Olmaz mı? Ya öyle yetmiyor. Ha, çocuklar anca evet, yetiyordur değil fazla. Mi? Öğretmenler kesinlikle. Falan da yiyordur belki. Aynen. Ben bu arada sıvı yağımızı, ayçiçek yağımızı koyayım. Değil mi? Soğanlarımızı kavuracağız çünkü bir. Aynen. Bu arada çocuklar kaç yaşında? Biri 6 yaşında. Hı hı. Diğeri de 4 yaşına gelecek. Erkek kız? İkisi de erkek. Oo, ben de senden olacağım o zaman. Benimkilerin de arasında tam 2 yaş var. Aynen. Hadi bana anlat, zor mu 2 erkek 4-6 yaşta? Çok zor, o kadar çok kavga ediyorlar ki. Kız beni niye şimdi korkutuyorsun ya? Ne yapacağım ben? Böyle söyledin mi hemen? Çok fazla kavga ediyorlar. Sürekli zaten birine bir şey yaptığınız zaman öbürü ağlıyor. Bana neden yapmıyorsun? Çabuk bana da yapacaktın falan. Küsüyorlar seni, konuşmuyor. Yani mecburen ne alırsam aynısından ona da almak gerekiyor. Biraz çifte şey, evet. maddi olarak. Kesinlikle yaşları da yakın olduğu için. Soğanlarımızı kavuruyoruz. Böyle çok güzel yemeklik yemeklik küçük doğradı onları direkt. Sonra muhtemelen pirinçlerimizi atacağız. Salçasını atacağım. Önce salça. Salça evet. da oluyor bunun pilavında. Evet ya, biraz atmak istiyorum böyle hani. Orijinal tarifte var mı mesela? Karadenizler salçalı mı yapıyor? Evet. Bizim genelimizde hep yemekler salçalı oluyor genelde. Genelde de şey balıklı değil mi? evet, çok sevdiğim balık var. Olmazsa bir yemek mısırın olmazsa olmuyor. Olmaz. Şu an bu tarif şey menüdeki benim favorim tabii mısır ekmeği, çok merak ediyorum onu. Evet. Kolay bir tarif mi? Ya çok kolay aslında ama ben bugün biraz değişik yapmak istiyorum. Böyle peynirli falan İçinde yapacağım. Peynir olacak. Beyaz evet. peynir mi var? Ne var onda da? Ya normalde beyaz peynir de yapılıyor ama ben
kaşar peynir kullanmak istiyorum. Aa, çok değişik. Ben biz eşimle resmen sırf mısır ekmeğini beğendiğimiz için gittiğimiz balıkçılar var. Hmm. Hani sırf mısır ekmeği için. O yüzden benim için mısır ekmeği biraz önemli. Salçamızı da attık. Biraz da öyle kavuracaksın. Kısayım mı? Çok mu açık? Evet, bir tık kısayım. Çok da olmasın. Kapatıyoruz. Artık pilavımız pişmeye başlasın. Tamam. O sırada biz ne yapalım? Biz de tavamıza biraz yağ koyalım. Hı hı. Sonra balıklarımızı kızacağız içine. Ne kadar koyuyorum? Bir şöyle. Kaşık falan. Tamam. Yeterli herhalde. Evet. Balık dizme işi sende. Giresunlu kız sensin. Göster bakalım bize. Şimdi balıklarımızı mısır ununa bulayalım. Ha. Yağ birazcık açacak yağ koyduk ve şöyle bir tavada döndürdü onu her yerine geçsin evet. diye. Sonra sadece balığımızın içine değil de dışına mısır unu bulayarak ha, böyle sadece dış kısmına gelecek. Yerine. Şöyle süslü yapalım. Şekilli olsun. Evet. İlgili bir şey öğrendim. Acaba doğru mu? Sen sinirlenince tatlı yapıyormuşsun. Ya evet. O nasıl bir şey? Bana bir anlatır mısın? Ya böyle. Sana kek çırptım diye bir şarkısı vardı Nilay'ın böyle bir sinirlenmiş bir anında. Aynen. Nasıl ya bir şey o? Ya aslında kadınlar böyle stres atmak için böyle bir şey ararlar. Genelde mutfağa giriyorlar. Birçok konumdan onu duyuyorum. Yani yemek yapmayı evet, sevenler. Evet kesinlikle. Aynen. Mutfağa atıyor kendini. Ama sen özellikle tatlı yapıyormuşsun. Evet çok seviyorum. Ya hani böyle... Seviyorum tatlı yapmayı, o yüzden böyle sinirimi de onunla atmaya çalışıyorum. En sinirli olduğunu hangi tatlıyı yaparsın? Favori tatlın ne sinirliyken? Kek çırparım ya böyle hani böyle Allah hızlı Allah hızlı çırparım. Kız şimdi bize böyle şey yapma. Şu an iyi sinir bir sinirim yok. Yok gayet tamam. İyiyim. Bakalım şey baklava var muhallebiyle. O sırada seni biraz kız değil mi böyle tatlı güzel olsun bari. Olur mu? Aynen. Değişik bir yöntemmiş. Evet. Ben düşünüyorum mesela ben sinirlenince ne yaparım? Hiçbir şey yapamam mesela ben. Hiçbir şey yapamam. Yani ne yemek yapabilirim, ne bir şeyle ilgilenebilirim. Benim tamamen kafam o sinirlendiğim şeyde kalır. Ya ben böyle kendimi hani çok yıpratmayı sevmiyorum. Hani aslında çok takıntı hani böyle çok şey üzmem kendim. Hani böyle çok üzmek istemiyorum falan. O yüzden böyle kendime bir şeylere adamak istiyorum. Bir şeylerle ilgilenmem gerekiyor. Kız çocuklar var zaten neyle evet. ilgileneceğim? Vakit mi var? Aynen. İki tane. Biri 4, biri 6 yaşında. Aynen felaketler. Ben buna nane ve tuz ekleyeceğim. Biraz da maydanoz doğrayayım. İçine mi koyacağız onun da? Evet. Döşerken tamamen yanlara kadar çıktım bu arada değil mi evet. tavamızı? Çünkü her yerini kapatmamız gerekiyor. Hmm. Sonra üstüne de koyuyor muyuz? Üstünü de kapatacağız. Tamam. Şimdi mesela maydanoz falan attık mesela. Sevmeyen de oluyor bazen maydanozu. İçinin harcı değişebilir mi? Evet, kesinlikle değiştirebilirsiniz. İsterseniz çam fıstığı atabilirsiniz. Ha, iç pilav gibi de olabilir biraz daha. Kesinlikle. Kesinlikle atabilirsiniz. Ben bu hali çok yakıştırdım mesela. Kuru nane, taze maydanoz. Şu evet. an güzel geldi bana. Dilekçim istersen ben bunun altını kapatayım. Tamam, kapatalım. Tutacak yoksa. O birazcık demlensin mi? Bırakalım. Tamam. Yoruldu. Pilav da yoruldu. Günün başında değil mi? Aynen. Sen devam edeceğiz. Tamam. Bu da birazcık dinlensin. Sonra bunları pişireceğiz değil mi? Evet içine dolduracağız. Hamsileri yüzünü kapatıp artık Hı-hı. kızartacağız. Tamam. Ortalığımızı toparlayalım. Bu sırada birazcık pilavımız dinlenmiş olsun. Sonra güzel bir birleşme anı gelecek. Ortalığımızı toparladık. Şimdi geldi güzel birleştirme anına. Başka bir eksiğim var mı pilava koymak Evet onu biraz daha karabiber atalım. Ha karabiber atmadım. Evet. Onu unuttuk. Nane attık. Tuz attık. Maydanoz ekledik taze. Biraz da karabiber atalım. Doğru söylüyorsun. Karabiber olmaz mı? Evet. Biraz bir şey daha atayım. İstersen bir karıştır. Biraz dinlenmiyor. Sanırım böyle güzel oluyor pilavın değil mi? Ben bunu böyle derim. Kesinlikle. Yapamıyorsanız. Böyle dolma içi falan yapılabilir. Yanına böyle hamsiyi kızartın tek başına. Bir de yanına pilav koyun tamam. En kötü öyle olur. Aynen. Şimdi ne Şimdi yapıyorsun?
pilavımızı dolduralım artık. Bir yemek kaşığı vereyim mi? Belki daha rahat koyarsın ha. Şöyle daha mı rahat olur? Şöyle yapalım. Evet. Donduracağız. Sonra dolduralım. Üstünü tekrar aynen. Hamsiyle kapatacağız. Evet. Kız yapma kendini. Yazmışsın bize. Yok biz daha iki tane daha tarzımız var. Bu arada hanımlara hemen bir hatırlatma daha yapayım. Bugün günün sonunda, bölümümüzün sonunda sevgili Tülin Hanım bizlerle birlikte olacak. Tülin ablacığım köşemiz var. Tasarım ve öykü köşesi. Orada da bugün bakalım neler olacak. Hatırlatmış olalım. Ayrılmayın programın sonuna doğru. Tadımdan sonra birlikte olacağız. Şimdi ne yaptın? Pilavın hepsini koymadın. Hepsini koymadım. Hamsinin üzerine tam çıkmadan durdurdun orayı değil mi? Evet. Ya böyle şimdi tavada yapacağız ya. Hmm. O yüzden çok taşmaması gerekiyor. Normalde sen bunu neyde yapıyorsun ya da neyde yapılabilir? Böyle tepsi. Fırında da yapılıyor. Ha, fırında. Fırında da aynen daha kolay oluyor aslında. Porsiyon ama daha böyle... büyük oluyor tabii orada. Evet tabii ki. Güzel durdu görüntü olarak. Ters çevirdiğimizde değil mi? Evet. Pişmesi bittiğinde. Daha da güzel olacak. Pasta gibi gözükecek. Dursun. Hamsilerimiz kızarana kadar pişecek. Sanırım kapakta hallederiz şimdi diye düşünüyorum. Bu tarafı artık kızardı. Şimdi çevirmemiz gerekiyor. Şöyle bakalım. Hadi bismillah de. Dilek. Hadi bismillah. Oh mis gibi olmuş. Şöyle kaydırırsan sanıyorum olacak. Yanmadan. Kadın aşçı yapıyor ne yapsın. Aynen şimdi çok da güzel da olmuş kızarsın. Ha. Kesinlikle tamam. Çok güzel kızarmış. Tamam. Bakalım öbür tarafta nasıl pişmiş çıtır çıtır. Yine hala ses geliyor. Alalım, aynı alalım mı gene kapağı? Evet çünkü servis tabağına koyalım. Tamam, o zaman şöyle kapağı sana veriyorum. Tamam. Sen onu çok güzel yaptın demin. Şöyle pişir. Oh. Mis. Ha olur oraya da koyabilirsin. Evet, çok güzel pişmiş. Evet çok güzel. Bol çevirmeli oldu. Şöyle biraz ortaya evet. Doğru alayım onu. Şöyle bir spatula ile belki yardımcı olur bana. Biraz daha ortaya doğru. Bakar mısınız? Çok güzel gözüküyor. Şöyle efendim günün ilk yemeğiydi. Hamsi pilavımız mis gibi çıtır çıtır tam ağızlara layık oldu. Biz şimdi tatlımıza başlıyoruz. Mahalle bir baklava geliyor.